Arkadaşlar İstanbul var ya çok yağmur yağardı. Bir yandan da sakinleşti bir yanda durdu ya. Beyler arkadaşlar yani bir güneş açtı beyler. Kapatı açtı kapattı açtı ya. Evet ya. Evet arkadaşlar bugün şu anda video çekeceğiz. Herkese merhabalar. Bugün Meryem ve bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi sizinle videolarla beyler arkadaşlar. Bugün çok kötü baya. İstanbul'a yaşananları çok dilerim çok geçmiş olsun. Her taraf seller götürmüş beyler arkadaşlar. Her taraf seller götürmüş beyler arkadaşlar. Yalnızca öyle değil mi beyler? Ben de sana da bir de söyleyeyim sana haberin olsun sana yani beyler. Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. Her taraf sel götürmüş. Evet. Arabaların içine ne kadar da su gitmiş, bayağı su dolmuş ha. Öyle değil mi lan? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim koltuklarımız çok eskiymiş beyler. Koltuklarımız bunlarımızda konuşalım. Evet arkadaşlar bu koltuk dayıların evinden gelmiş, kullanılmış beyler. O yüzden o koltuk bayağı çok dökülmüştü. Yeni bir tane koltuk aldık. O koltuk geniş. Bir de oturma odasında da televizyon seyretmeye geçiyorum. O yüzden o koltukta yatmayı, idare etmeyi yaparım ben. Öyle diyeyim biraz söyleyeyim. Haberin olsun sana. Arkadaşlar aramızda konuşalım seninle. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar ben de ID Electric'te televizyonda arabalı ilkileri seyrediyorum. Animasyon filmi. Arabalı 3'ü seyredeceğim şimdilik birazdan açıp. İyi çağla takılıyorum abi. Hayat. Hani değişen bir şey yok. Hayat yani. Öyle değil mi lan? Her zamanki gibi yaşat hayat yani. Annenle şeyle konuşmuş beyler arkadaşlar. Bizim o okul ayakta taşımıştı ya gençler. Onları konuşmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bizim artık bundan sonra kurum artık şeyde olacak. Bahçeli evlerde olacak. O ama adresini, bilgisini vermeyeceğim. Oraya gidersem gençler o bizim okul nerede kalacak biliyor musunuz? Tam bahçeli evlerin içerisinde kalıyor. Bahçeli evlerde kalacak ama adresini, bilgisini, konumunu yollamayacağım. Konumu vermeyeceğiz. Kesinlikle yani siz İstanbul'u çok şeyini tanıyorsan bahçeli evleri ben de çok gitmedim. Bahçeli evleri ben de çok sokakları tanımıyorum ama siz de tanımayın yani. Söyleyeyim sana yani. Haberin olsun sana yani de. Arkadaşlar bizim artık okul 5 katlı beyler. 5'e kadar bina gençler, normal apartman gençler. Artık bakalım nasıl bir okul olacak. Bilmiyorum artık yani oraya gittiğimiz zaman bakacağız artık ama artık arkadaşlar sahibi benim bakabilecek öğretmenleri ayarlamaya çalışıyormuş. Ondan sonra öğretmenleri ayarladıktan sonra haber verecek. Okulun sahibi haber verecek. Ondan sonra gençler otobüs yani gitmiyor bence bahçeli evleri beyler. Bak ben de sana söyleyeyim sana toplu taşıma gitmiyor. Biraz. Öyleyim. Arkadaşlar bizim artık o okul, yeni okul toplu taşıma biraz sıkıntılı yaşanabilir. O yüzden hep arabayla gidip geleceğiz. Babanın arabasıyla gidip geleceğiz hep. Söyleyeyim sana. Çünkü toplu taşıma gitmiyor yani artık geçmiyor. Okul çünkü başka bir yerde olacak çünkü. Bizim okul. Yani. Bakırköy'de olmayacak artık çünkü abi. Bahçeli evlerde olacak artık. Ama artık yani bahçeli evler nasıl bir yer bilmiyorum artık. Hiç fikrim yok ama hiç gitmedim yani. Artık yani artık inşallah Allah kısmet ederse artık Kasım ayında Aralık ayında bulur beyler artık bilmiyorum artık gençler okul biraz kalabalık olabilir neden biliyor musun çünkü 5 katlı olduğu için bir sürü çocuklar gelebilir o yüzden video çekmeyle annem de çok izin vermeyebilir o yüzden bir tane ya boş E sınıf bulursam ya çekerim de iyi ki. Hiç bilmiyorum artık. Gidince bakacağım kararımı alacağım. Video çekebiliyor muyum çekemiyor muyum hiç bilemeyeceğim artık. Ama okul çok acayip büyük ama katlar baya 5 katlı beyler okul. Bina yani çok büyük.
Yani acayip çok büyük yerinde 5'e kadar, 5. kata kadar çıkıyorsun. Kesin asansörleri vardır arabanın beyler. Arkadaşlar. Yani kesin asansörlüdür o bile. Eminim yani. Arkadaşlar bakalım okul nasıl yaşanacak? Artık hiç bilmiyorum artık. Yani şimdi artık beyler İstanbul bayağı çok sıkıntı yaşanıyor biraz. Çünkü sıkıntı var, çünkü o yüzden seller götürüyor. Seller basmış. O yüzden her taraf selleri götürmüş. Her taraf selleri götürmüş, etkilemiş. Allah bir daha artık göstermesin fazla. Ama tüm arabaların içine kadar su gitmiş abi. Tüm arabaların içine ne kadar tam su gitmiş bayağı, su gitmiş bayağı abi. Böyle şey olamaz ya. Bence de yani abi. Öyle diyeyim arkadaşlar. Ne diyeyim yani abi? İç biz gençler biz de yavaş yavaş çeşireceğiz yalnız. Esenkent'e şey gideceğiz. Kafeye gideceğiz. Kafede işte. Ondan sonra ne yapalım yani abi? Yani şey içeceğim yani, kahve içeriz, şey içeriz. Çay içeriz burada. Böyle bir şey yaptığım durum yok yani. Yani gençler biraz artık bu sıralarda artık aramızda artık bu sıralarda artık yani bir yani okul artık bu sıralarda artık yani otobüsün geçtiği yerlerde artık oldu olmayacak. Çünkü Bakırköy'de olmayacağı için Bahçelievleri çok toplu taşıma sıkıntı yaşanıyor. Toplu taşıma çok Bahçelievlerin içerisinde kalıyor. Bahçelievlerin içerisinde kaldığı için otobüs gitmiyor. O yüzden gitmediği için arabası olmayanlar, arabayla arabası olmayanlar otobüste biraz sıkıntı yaşıyorlar. İniyorlar, taksiyle atlayıp taksiyle gidiyorlar yarım saat gibi, ama toplu taşıma taksiyle oradan da çok zor yaşanacak. Araba iyi ki var ki, iyi ki de arabayla gideceğiz ya. Allah'tan iyi ki de şeyi olmasına. Bak gençler kesinlikle yani aramızda bak şey beyler. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim. Yalnız annenin ehliyeti olmasaydı ne yapacaktık mevcut? Otobüsün gittiği yerde inecektik. Ondan sonra bir taksi çevirecektik ama bizim zor işimiz olurdu. İyi ki de annen de iyi ki de eskiden de ehliyeti almış. Arabası da var. Ondan sonra araba iyi ki de var ki beyler. Eskiden 2018 yılında o babanın arabasının eskiden zaman çok yaşlı bir dede var. Eskiden gençler bir hani İstanbul'un içine gidip eski yaşlı dedenin evine gitmiştik. Bir tane lazer lamba tanıtmıştım orada. O evde. Bir Öner bir çocuk gelmiş oraya. Öner bir çocuk. Bir tane yeşil bir lazer lambası verdi orada Nesaba o evde. Nesaba o zaman 2018 yılında o zaman o arabayı yaşlı dede kullanıyormuş. Onun gözü biraz kör ettiği için görmüyor artık trafiği. O arabayı artık o yüzden babanın üstüne aldı. O yüzden o araba artık bizim olmuş oluyor. Çünkü dede artık yaşlandı. Yani nereden baksan 80-90 yaşı gösterir beyler. O eve gittikten sonra var ya 90 yaşı, 80 yaşı, 70 yaşı vardı ama görmüyor. Trafikte kullanamıyor. O zaman 2018 yılında gözü görüyormuş dede. O zaman dede araba kullandığı için, o zaman dede çok uzun sürede araba kullandığı için beyler, o yüzden hep gördüğü için, çok uzun süre araba kullandığı için, dedenin yanında kaldığı için araba, o yüzden her yeri arabasız gidiyorduk, otobüs gidiyorduk, taksiyle gidiyorduk. O yüzden araba, çünkü babanın arabası vardı ama dedede kaldığı için dede kullanıyordu. O yüzden olduğu için araba o yüzden beyler hep bizde uzun sürede kalmıyordu. Hep uzun sürede değildi. Kalmamıştı bizde yani. O zaman dededeydi beyler. Dede kullanıyordu. O zaman babam ne zaman geliyorsa o arabayı o dededen alıyordu. O zaman getiriyordu. Giderken İstanbul'un içine bırakıyordu. Havaalanını öyle geçiyordu. Havaalanını öyle geçip yurt dışına öyle yola çıkıyordu. Ama şimdi dede kullanmıyor artık. O yüzden gerekli durmasın diye arabayı iyi ki de bizi bıraktı. Arabayı iyi ki de bizim oldu.
arabayı iyi ki de bizi bıraktı ki dedi artık. Babam da artık yurt dışına yola çıktığın zaman bize de bırakıyor arabayı. Öyle diyeyim. Arkadaşlar ben aseton almaya gideceğim. Ya ablam bir benim aseton istemiş, ben hemen geleceğim. Adet elektrikli televizyon oynuyor. O yüzden ben onu gitmeyeceğim kamerayla. O yüzden telif gelmesin diye buraya kamerayı buraya bırakıyorum abi. Abla getiriyorum aseton. Bekliyorum Emir. Bekliyorum. Sana. Arkadaşlar asetonu aldım ve verdim. Aseton genellikle bende kalıyor. Aseton çok lazım oluyor ADD elektrikte. O yüzden ADD elektriklerinin dışında o yüzden asetonu çok uzun sürede çıkarmıyorum beyler. Bende kalıyor. Aletleri temizliyorum çoğun. Silikonlara ihtiyaç duyduğum zaman silikon plastikleri çıkarabilmek için onları kullanıyorum abi. Onları temizlemek için yapıyoruz bu işi. O yüzden öyle diyeyim beyler. Evet artık inşallah artık yeni kurumuzdan da memnun oluruz inşallah beyler. Bahçeli evlerde inşallah okul da inşallah memnun olur. Ama şimdilik bizim yeni okulda hiç gitmediğim için, hiç görmediğim için binanın katını biliyoruz. 5. kat beyler. Kesin apartman gibiymiş. Şimdi gidemiyoruz. O yüzden benim bakacak öğretmenleri ayarlamamış sahibi. Başka öğretmenler, başka çocuklar da geliyormuş. Başka çocuklara da bakıyormuş. Öğretmenleri ayarladıktan sonra o zaman haber verecekler. O zaman öyle yapacağız abi. Artık bilmiyorum artık abi. Evet arkadaşlar, anneannem ne diyor ki bir gibi geçen biz hani yaşlı dedelerin evinde oturuyorduk ki biz. Sen artık büyüdün dedi. Bir de kurumun zamanı, o yaşını artık bitirdin dedik ama yani artık gençler artık bazen yazı yazılmayan bir şeyler var. Bilmediğim şeylerim var. O yüzden gitmem gerekiyor kuruma. Ne yapayım abi? Mevcut yapacak bir şey yok abi. Matematiği bilmemiz lazım. İşe gitmek için hesaplamam, öğrenmem lazım. Yazı yazmayı bazen biliyorum abi ama bazı şeyleri çok bilmediğim için o yüzden kuruma gidip o yüzden onları araştırmam lazım. Ama anneanne çok bilmediği için anneanne de yanlış anlamış, aynı söylemiş ama bilmiyorum. Onu o kurumu bize bırakacağımız için onayca sahibi mi bilecek yoksa müteşrikler de karar alacak bilmiyorum. Onayca bunu yaşayarak onu anlat bilecek abi. Onu yaşayarak göreceğiz ama biz abi. Artık bilmiyorum artık nasıl bir hayat yaşayacağız. Nasıl bir hayatımız olacak artık Allah kısmetten. Bugün neden video çekiyorum? Bugün hava bayağı bir yandan İstanbul havası bir yandan kapatıyor açıyor ki beyler arkadaşlar. Öyle diyeyim yani beyler. Evet arkadaşlar yani ben oraya yani kesinlikle inşallah artık bu sıralarda yani Allah yani Allah tek başına bir yere gitmiş olsaydım Allah Bahçeli Evleri. Allah şey bana benim için zor abi. Arabayla gidemem ki. Çünkü benim şey yok, araba ehliyetim yok benim. Annem götürecek, hep getirecek beni. O yüzden ben öyle şeyleri bir yerlere, annem bence öyle tek bir yerleri bırakmaz bence abi. Çünkü tek hep annemle gidip geliyoruz okula. Okula gidenler bazen tek gidenler var ama ben annemi bırakıp anneme ben izin alıp ne zaman ben okulu ben tek bırakmayı tek gidemem ne zaman.
Evet abi, bir de aramızda bir şey konuşmamız var abi. Oldu, bir de bilgilerini vermeye çalışacağım. Yani tek gidersem yani bu sıralarda, yani o tek zor yani abi, benim korkum yükselmesi de öyle şeylerden, bazen tek gidiyorum bazen korkum geliyor. Bir tane TikTok'ta toplu taşıma çekmişler. Otobüsün arka koltuğundan, arkasından adamın ayakları titriyor beyler. İlk defa toplu taşıma kullananlar bazı sıkıntısı yaşıyorlar. Ama belli sürede alışıyorsun beyler. Tek başına gitmeyi. Bir yerlere toplu taşıma ziyaret ediyorsan ilk defa çok korkuyorlar. Acayip korkuları yaşıyorlar. Şimdilik neyse, ben öyle bir yerlere gitsem korkarım. Çünkü anne bu salalarları hiç beni tek bırakmıyor. Tek yönlendirmiyor öyle her yeri. Anne çünkü bazı yerlere de korkuyor. O yüzden beni tek hep bırakmıyor çünkü. 22 yaşına gelirsem, 23 yaşına gelirsem, peki o yaşlarda kadar, o büyük yaşlarda kadar gelirsem, 23 yaşına gelirsem, o yaşlar müsait edebilir. Bunu çünkü bana bir şey olur diye korkuyorum. O bir şey olur diye annem kendisinden korkuyor. Bana bir şey olur diye. Annem çünkü dolduğu için öyle, o yüzden annem korkuyordur. Belli yaşa geldiği zaman annem belli bir yaşıttan bir izin verecek. Bilmiyorum, o kendisi karar alması lazım. Ama saatte bahçeli evlerim. Ben saatte oraya bana tek gidemem abi. Zor yani abi. Oraya ben çünkü araç mı bulacağım, otobüste bulacağım, ama zor ama abi artık. Annemle gideceğiz. Babanın arabasıyla gidip geleceğiz abi. Mevcut. Ama yine araban oraya, ben tek uğraşamam abi. Hiç gidemeyeceğim oraya yani. Çünkü tam bahçeli, nereden baksan okul bahçeli evlerin içerisinde kalıyor. Bahçeli evlerin içerisinde nerede kalıyorsa ben orada kaybolurum ederim yani. Oradan nereden bileceğim yani yolların yani. Kalışık yollar olabilir, şeyler olabilir. O yüzden arabayla gideceğiz. Annemle gideceğiz biz mevcut. Otobüs yok yani, söyleyeyim beyler. Öyle sanıyorsun. Arabası olmayanlar ne yapıyorlar? Arabayla biniyorlar. Minibüs mü geçiyor? Otobüs gidiyor mu bilmiyorum ama bence gitmediğini sanıyorum abi. Ama gidersem sokakları çeker miyim, çekmez miyim? Onun sokakları nasıl diye bilemem de, sokaklar mahalle tanırlı, tanır diye bence sokağa çekmeyeyim de, mahalle tanıdık olursa bizim okulu basmasınlar bizim evler. Okulun içine belli bir yerde çekebilir mi diyor, o yüzden. O yüzden her yeri çekmemek lazım. O yüzden çok fazla dışarıda çok video çekmeyeceğim. Bahçe şeyi de çok hırsız dolmuş. Motosikletlerden çok telefonu acayip çok kapıyorlar, götürüyorlar telefonları. Telefonun bu yüzden ben kamerayla böyle, o yüzden ben ID dedirttireyim. Kamerasıyla daha çok dışarıda çok fazla da ilgilenmeyeceğim beyler. Odaklanmayacağım. Telefonları motorlardan geçiyorlar, kapıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar abi. Çünkü çok mahallede hırsız var ya. Telefonları çok çalıyorlar abi. Telefonları çok zam gelmiş abi. Her şey pahalanmış ya. Abi telefonlar acayip pahalanmış. Telefon 1500 liradan 1000 liradan aşağıda dil var ya. O telefonları ne yapıyorlar biliyor musun lan? Motosikletten elini uzatıyorlar ama kapı götürüyorlar abi. O yüzden annem dedi ki, uyardı, arabada ne dedi biliyor musunuz? Sakın telefonunu çıkarma, kullanma dedi. Sakın da video çekme dışarıda dedi. Telefonun yani dışarıda da öyle dedi. Video çekmeyi de yani çekimi de artık dışarıda bitir dedi. Betil dedi çünkü çekimini yapma dedi. Çünkü telefonunu kapıyorlar, götürüyorlar. Tehlikeli durumlarda atlatabiliriz. Abi zaten hırsızın peşinde de koşamayız biz de, çünkü motorda kaçıyorlar. Moto kaçıp gidiyorlar. Motorun peşinden kovalayamam hırsızı. Çünkü kapı gidiyorlar abi. Biz öyle şeyle bir şey yapamıyoruz. Abi öyle diyeyim beyler. Biz öyle şeyleri yapamadığımız için yani öyle şeyleri yapamıyoruz abi. Arkadaşlar o yüzden Bahçeşehir'de yaşayanları, telefonunun olan kişileri telefonu fazla dışarıda çantandan hep çıkartmasını bence tercih ederim. Çünkü hırsızlar çok var. Bu sıralarda çok çalıyorlar. Telefonları çok götürüyorlar.
Annem de doğru söylemiş. Telefonunu çıkarma demiş. Telefonunu ben de çıkarmıyorum dedim. Dışarıda çekimi bitiririm dedim. Dışarıda çekimi yapmam dedim. Video çekmem dedim. Açmam dedim. Telefonu tutmam dedim. Bu annemlerin ne dinledi artık? Bundan sonra artık sözünü tuttum. Bir de sözünü tutabildim abi. Ay sabahtan beri su içtim be. Evet arkadaşlar dün de banyoda da elini sakalları yeni kestim ama bayağı güzel oldu ya. Bayağı yakıştı oldukça. Bu Neskiye'den şimdi arkadaşlar biz Şarköy'den gayda annem yeni almış açacak. Evet güzel açacak. Biz Şarköy'den dönerken biz onu annen onu gayda yeni almış. Asıyorsunuz mahitlikten tutuyor beyler. Biz bunu 2023'te almıştı annem. 2022 yılında bunu bir seneye almıştı. Bu bir senelik bir hale kullanıyoruz. Bu 2023'te olduğu için hiç senesi olmadı şun. O yemek de pişiyor baya. Öyle değil mi? İstanbul'un havasına bakalım nasılmış daha. Hava da açıyor bazen kapatıyor beyler. Hiçbir şey yapmam. Evet arkadaşlar annem de soruyor. Ne yapıyorsun diyor. Ben de bir şey yapmıyorum diyorum. Ben niye bir şey yapacağım artık video çekeceğim diyeceğim. Şey yaptığım yok. Video çekiyorum. Bu kadar basit yani. Arkadaşlar artık videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım kanalımıza abone olursanız benim için faydalı olacaksınız. Çok sevineceğim arkadaşlar. Bugün evde değişik video çektim. Dışarıda çok video çekmemek lazım artık. Dışarıda çok dikkat etmek lazım telefonun. Çok hırsız var mahallede. Motosikletle kapı gidiyorlar. Hırsızım bir daha bu peşine uğraşamam koşamam. Siz de telefonu taşıyorsanız telefonla çok odaklanmayın yolda. Çünkü yolda çok çalıyorlar. Hırsız motordan alıp götürüyorlar. O yüzden çantamızı net bırakın. Çantamdan çünkü o yüzden bırakmanız gereken içine bırakın. O yüzden çok telefon çok çalıyorlar hırsızlar. Olsun gençler uyarayım. Bir de video izliyorsun artık beni iyi dinleyeceksin artık bildirimleri açarsınız faydalı olacaksınız. Benim için de faydalı olur. Çok sevineceğim beyler. Ayda direktrik yazarsan faydalı olacaksınız. Kanalımıza lütfen abone olup zil tuşuna basıp bildirimlerinle bütün videolarından haberlerde oluşmuş olacaksınız. Veya çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Aydın Elektrik'te YouTube kanalımıza kalın. Veya hoşça kalın veya görüşmek üzere. Artık bir daha videolarda bir dahaki video ne durum yaşanacak? Seninle birlikte. Bakalım. Ne diyeyim ben ama beyler. Arkadaşlar. Dikkat edin yani telefonlarınızı çok fazla çıkarmayın. Hırsız görürse telefonları motosikletten hemen önünden geçip hemen kapı götürüyorlar.
Motordan kapı kaçıyorlar, götürüyorlar beyler. O yüzden dikkat edin. O yüzden gençler. Hayda. Öyle diyelim yani. Dikkat edin diyeceğim yani. Çok da yani bu kola basmayın yani. Odaklanmayın fazla. Bırakın yani telefonlarınızı. Otosikletler neme basıp kaçarlar bakarlar. Peşinden koşamayız biz. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar annem inşallah bir şey demez ya. Annemler duymuşlar ha var ya. Ne yapalım abi bir mevcut. Yani bunları mevcut yapmamız gereken bir şey paylaşmamız lazım abi. Ne yapayım mevcut. Aynen. Arkadaşlar mevcut ne yapacağız? Yapacak bir şey yok artık. Öyle diyeyim. Arkadaşlar abone olursanız faydalı olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Haydi Delettrik'te görüşmek üzere. Bir dahaki videoda hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay? Bay bay.